Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Bu videoyu basketbol antrenörümüz Halil İbrahim Hoca ile beraber Şamlar Ormanı'nda yürürken çekiyoruz. Bir yandan yürüyüş yapacağız, bir yandan da video kayda alacağız. Futbolcu olabilir miyim? 18 yaşında futbola başlayabilir miyim? Yaşım 13, futbolcu olabilir miyim? Futbola geç mi kaldım? Erken mi başladım? Kulübümden memnun değilim, ne yapmam gerekiyor? Başka bir kulübe gitmem gerekir mi? Nereden başlamalıyım? Hangi kulübe gitmeliyim? Futbola başlama yaşı kaç? Yaşım 18, benden futbolcu olur mu? Haftada 2 antrenman yapıyoruz, bu yeterli mi? Gelişmediğimi düşünüyorum, devam etmem gerekir mi bu kulüpte? Tüm bu soruların cevaplarını bu videoda vermeye çalıştım. İnşallah video size faydalı olur. Ülkemizde binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca genç çocuk futbolcu olma hayalleri kuruyor. Birçok arkadaşımız, kardeşimiz, babalarının, abilerinin, hocalarının yönlendirmesiyle beraber bir kulüpte başlamış ve çalışmaya devam etmektedirler. Bunlar hedeflerine, hayallerine ulaşmaya çalışmaktadır. Bir yandan da nasıl, nereden başlayacağını bilmeyenler, yaşının geçip geçmediğini tam olarak bilmeyenler ve bir de bir kulüpte olup da kulübünden memnun olmayan, kulübünü değiştirmeyi düşünenler var. Biz bu videoda futbola nasıl, nerede, kaç yaşında başlayabilirim, yaşım geçti mi, erken mi, kulübümü değiştirmem gerekir mi, gerekmez mi gibi sorular hakkında bilgilerimi, bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. İnşallah sizler için faydalı, yararlı bir video olur. Çocuğumuzu kaç yaşında futbola başlatmamız gerekiyor? Evet, ülkemizde aslında futbola başlama yaşı 7-8 olarak gösteriliyor. Ancak federasyonun belirlediği lig formatında 11 yaşında başlıyor. Yani 11 yaşına gelmeden önce herhangi bir lig oynanılmıyor. 10 yaşındaki bir çocuğa evet lisans çıkabiliyor ama futbola başlama yaşı 7-8 gözüküyor. Ben bunun ne kadar aşağı çekilirse o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Çocuk yürümeye başladığı andan itibaren buna yuvarlak nesnelerle beraber ayak hareketleri olabilecek şekilde hareket eğitimi adı altında 7-8 yaşa hazırlanılması gerektiğini düşünüyorum. 7-8 yaşında futbola başlayan bir çocuk federasyonun belirlediği 11 yaş lig kategorisine geldiğinde 4 yıl antrenman yapmış olacak. Yani antrenman yaşı 4 olacak. 11 yaşında başlayan birisiyle 7 yaşında başlayan biri arasında tam 4 yıl antrenman farkı oluyor. 7 yaş gayet ideal, uygundur. Sonrası için de 7, 8, 9, 10, 11 bile futbola başlamak için geç bir yaş değildir. Hocam peki hangi yaş aralığımızda çok geç olur? Artık bu saatten sonra işin büyük bir kısmı olmaz diyebiliriz. Aslında bunu tam olarak hiçbir zaman kesin olmaz diyemiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. 13, 14, 15 yaşları birazcık geç yaşlardır. Ama 16, 17, 18 ve sonrası için artık çok geç diyebiliriz. Peki hocam, bu saydığınız yaş aralıklarından sonra ben çok yetenekli olsam da futbol oynayamaz mıyım? Futbolcu olamaz mıyım? Evet, ben burada şunu cümleyi kullandım. Futbola başlamak için geç ifadesini kullandım. Futbolcu olmak için geç demedim. Çünkü futbolculuk ve futbolcu olma çok farklı parametrelere dayanıyor. Hepimizin bildiği 18'inden sonra, 19'undan sonra, daha büyük yaşlardan sonrasında futbolcu olan ve bunu profesyonel manada yapıp da bu işten geçimini sağlayan dünyaca ünlü futbolcular var. Ama futbola başlamak için futbolu temelde lig olarak oynamak için 14, 15, 16, 17 ve sonrası için yaşlar geç ve 18'den sonrası için ise çok geçtir. Ama olabilir mi? Tabii olabilir. Yalnız bu ihtimal düşük oluyor. Biz ihtimalimizi arttırmak istiyorsak futbola erken yaşta doğru çalışmalarla ve doğru yerde başlamak zorundayız. Bu bizim sadece futbolcu olabilme ihtimalimizi başkalarına göre arttırıyor. Kesin olabiliyor mu? Hayır. Futbola 7-8 yaşlarında başlayıp da futbolcu olamayanlar da var. Futbola 15, 16, 17, 18 yaşından sonra da başlayıp da futbolcu olanlar da var. Hocam benim çocuğum bölgemizdeki en iyi futbol oynayan çocuklardan bir tanesi. Biz bununla ilgili gerçekten çok şey bekliyoruz. Ama siz artık 18 yaşından sonra olmasının çok güç olduğunu söylediniz. Peki ne yapmalıyız?
böyle çok soru geliyor. Okulda en iyi oynayan oyuncu, mahallede en iyi oynayan oyuncu, akrabalar arasında en iyi oynayan oyuncu, halı sahada şov yapıyor, orada şöyle yapıyor, böyle yapıyor, uçuyor, kaçıyor, kendi ortağı çıkıyor, kafa vuruyor böyle. Böyle bir çok şey geliyor ama yaş artık 15, 16, 17 olduktan sonra ne dedim az önce? Futbola başlama yaşı 7-8 dedim. Eğer ki futbola başlayan, 7-8 yaşında başlayan birisiyle futbola 14 yaşında başlayan biri arasında tam 7 yıl fark var. 7 yaşında başlayan 7 yıl boyunca antrenman yapıyor. 7 yıl boyunca bilgi alıyor. 7 yıl boyunca kendini bu konuda teknik, taktik, fiziksel, psikolojik olarak, zihinsel olarak kendini geliştiriyor. Ama 14 yaşındaki başlayan birisi tüm bu 7 yıl geriden başlıyor. Tüm bu 7 yıl geriden başladığı için de biz bunun futbola başlamak için geç olduğunu ve 7 yaşında başlayan birine göre ihtimalinin daha düşük olduğunu söylüyoruz. Evet, belki 7 yaşında başlayan futbolcu olamayacak ama 14 yaşında başlayan futbolcu olabilecek. Buradaki aslındaki temel esas nokta 7 yaşında başlayanın nerede, nasıl başladığı, nasıl eğitim aldığıyla 14 yaşında başlayanın nerede, nasıl eğitim aldığı ve tabii ki 14 yaşına kadar ki kendi altyapısı, kendi öğrendikleridir. Peki hocam, bizim için daha önce başka bir yerde belli bir ücret karşılığında çocuğumuzu çok iyi imkanlarla bir yerlere getirebileceği söylendi. Yani benim öyle bir imkanım yok. Peki bunun garantisini verebilir miyiz? Yani bu parayı versem gerçekten futbolcu olur mu benim çocuğum? Evet, aslında futbolla ilgili, futbolcu olmakla ilgili maalesef futbol piyasasında kesin futbolcu yaparız, kesin şöyle olur tabirleri çok kullanılıyor. Biz bunlara hayal satmak diyoruz. Arkadaşlar, futbolda futbolcu olmanın garantisini kimse veremez. Aynı şekilde futbolcu olamamanın da kararını kimse veremez. Bu bir süreçtir. Sürecin sonunda olup olmayacağı belli oluyor. Bizim yapmamız gereken sadece ihtimallerimizi arttırmak. Bu ihtimalleri biz erken yaşta başlayarak, biz bu ihtimalleri doğru yerde başlayarak, biz bu ihtimalleri doğru kişilerle çalışarak ancak arttırabiliriz. Bunun dışında hiç kimse bize bir garanti veremez. Hocam, benim çocuğum 7 yaşından beri futbol oynuyor. Biz artık beklenti içerisindeyiz. Bununla ilgili derslerinden de artık biraz vazgeçmiş durumdayız. Peki benim çocuğum ne zaman futbolcu olacak? Biz bekliyoruz ama bununla ilgili bir şey göremiyoruz. Futbola 7 yaşında başlamış olsak bile, hatta daha öncesinde başlamış olsak bile ve bunu özel antrenörlerle beraber devam ettirsek, desteklesek bile, günde çift antrenman yapsak bile yine bunun bir garantisi olmayacak. Burada birçok madde, birçok faktör önemli. Çocuğunuzun doğuştan gelen yetileri, bu yetilerin yetenekleştirilmesi, algı durumu, algı sürati, fiziksel özellikleri. Burada az önce de ifade ettiğim gibi doğru yerde, doğru kişilerle doğru çalışmaları yapmak ve çocuğun karakteristik özellikleri, yapısal özellikleri gelişime ne kadar açıksa, ne kadar hızlı gelişim gösterebiliyorsa ve gelişim gösterdiği konularda bir süreklilik sağlıyorsa, yani şu da olabilir. Evet, bir konuyu o hafta öğrendi, çok iyi öğrendi. İkinci hafta yine bir konuya geçildi. O konuyu öğrenirken eski konuyu unuttu. Ya da o yeni öğrendiği konu eski tekniğini bozdu. Bunlar, bu gibi gelişimi etkileyen, gelişimi sürdüremeyen arkadaşlar da isterse yürümeye başladıkları andan itibaren çalışmalara başlasınlar. Maalesef yine kesin kesin futbolcu olacak diye bir kural, kaide yok. Bu yüzden okulun geri plana atılması, okulun aksatılması asla ve asla bizim tavsiye edeceğimiz, bizim olabilirliğini gördüğümüz bir konu değildir. Eğitim mutlaka devam etmeli. Çünkü futbolda profesyonel olsak bile, çok iyi bir noktaya gelsek bile 18'inde, 19'undaki yaşlarda ya da sonraki birkaç yıl içerisinde de bir önceki yaşlarda bir sakatlıkla beraber komple başlamadan biten kariyerler olabiliyor. Burada bizim okulumuzu, eğitimimizi mutlaka sürdürmemiz gerekiyor. Hocam, çocuğum bir kulübe gidiyor ama haftada 2 antrenman yapıyorlar. Sizce bu yeterli mi? Haftada 2 antrenman hedefi olan bir arkadaşımız için, bir kardeşimiz için asla ve asla yeterli
değildir. Evet, okullardan arta kalan zamanlarda sahaların durumundan dolayı bazı kulüpler az antrenman yapmak mecburiyetinde kalıyor. Ancak hedefi olan, hayalleri olan ve mutlaka gelişim göstermek isteyen kardeşlerimiz için iki antrenman hiçbir şeydir. Bunun üç olması bile yine bir şey ifade etmeyecektir. Minimum antrenman sayısı 4 olmalı ve bu antrenman olmayan günler dışında da oyuncuların, sporcuların, kardeşlerimizin mutlaka bireysel ekstra çalışma yapması gerekir. Bireysel olmadan bu işin sonunu getiremeyeceğiz. Hocam, peki çocuğum haftada 4 antrenman yapıyor, 5 antrenman yapıyorlar bazen. Ama hep aynı şeyleri yapıyorlar ve ben gelişmediklerini düşünüyorum. Peki bununla ilgili nasıl bir yere varabilir? Eğer çocuğunuzun gelişim göstermediğini düşünüyorsanız, onunla beraber tüm takım eğer gelişim göstermiyorsa burada problem ya da sorun hocanın çalışma metodu, çalışma yöntemleri denilebilir. Ama takımda birçok oyuncu üstüne koyarken çocuğumuz üstüne koymuyorsa burada problem ya da sorun çocuğumuzla ilgilidir. Eğer herkes ya da birçok arkadaş gelişim gösteriyor da çocuğumuz gelişim göstermiyorsa burada sorun çocuğumuzdan kaynaklıdır. Burada çocuğumuzun bir sıkıntısı vardır. Bu sıkıntısının giderilmesi gerekir. Bu sıkıntı çocuğumuzun öğrenmede güçlük çektiği olabilir ya da öğrendiğini uygulayabilme sıkıntısı olabilir. Belki de sorun psikolojiktir, zihinseldir. Başka bir problem vardır. Bunu çözmemiz gerekir. Hocam peki antrenman sayısı yetersiz, antrenman kalitesinin de yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu takımda çocuğumun şampiyonluk yaşayabileceğini, böyle bir tak grupta olmadığını düşünüyorum. Başka bir yere mi versem, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Eğer ki çocuğumuz haftada 2 günlük antrenman yapan bir kulüpte ise ve çocuğumuzun antrenmanla da gelişmediğini takım olarak düşünüyorsak, burada bağlı kalmanın, burada sabit kalmanın, bu kulübün artık ayrılmaz bir parçası olmasının bir manası yok. Bizim mutlaka hedefi olan, rekabet olan, kendimizi gelişebileceğimize inandığımız bir kulübe geçmemiz sizin için en doğru olanıdır. Bir yere gitmediğimiz takdirde, rekabetin olmadığı bir kulüpteysek, gelişmediğimizi düşünüyorsak, bizi orada bağlayan bir şeyin olmaması gerekir. Yalnız siz de bunun için kendi takım seviyenizin üstünde olmanız gerekir. Eğer siz bu bahsettiğiniz haftada 2 gün antrenman yapan ve gelişmediğinizi düşündüğünüz takımda en iyi oyunculardan biri değil de sıradan bir oyuncuysanız yine başka bir kulübe gitmeniz gerekmez. Çünkü siz zaten vasat bir takımın vasat bir oyuncusu olmuşsunuz demektir. 18 yaşında hiç daha önce eğitim almamış futbolcu adayı diyelim, nasıl yapmalı, nasıl başlamalı olay? Evet, 18 yaş dediğimiz gibi futbola başlamak için çok geç bir yaş. Ama yeteneğinize güveniyorsanız, kendinize güveniyorsanız denemekten zarar gelmez. Bunun için yapmamız gereken ise evimize yakın, bölgemize yakın ikinci amatör bir kulüpte başlamak. İkinci amatör kulüpler genelde futbolcuya ihtiyaç duyar. Bu konuda size mutlaka yardımcı olacaklardır. Gidip evinize en yakın ikinci amatörün kapısını çalıp selamünaleyküm, ben geldim, kendime güveniyorum, inanıyorum, antrenmanınıza katılmak, denemek istiyorum diyorsunuz ve onlar da mutlaka sizi antrenmanlarına çıkartıyorlardır. Bir olmazsa diğer amatör kulübe, ikinci amatör kulübe gitmeniz gerekir. Bu şekilde mutlaka biri size kapı açacaktır. Oradan başlayabilirsiniz. Peki başlarsak başarılı olabilir miyiz? Belli bir yere gelebilir miyiz? Yani 18 yaşından sonra dediğiniz gibi çok zor ama başladıktan sonra eğer iyiseniz bunun kademe kademe sıra sıra basamak atlamanız gerekir. İkinci amatörde başlarsınız. O sezonunu iyi geçirirsiniz. Bakarsınız orada takımdan iyileri arasındasınızdır. Kendinizi tartarsınız. İkinci amatörü tartarsınız. Sonrasında eğer kendinize güveniyorsanız ve iyi olduğunuzu düşünüyorsanız ve teklif de olursa birinci amatöre geçebilirsiniz. Tabi oradan sonra da eğer yine iyiyseniz silsile devam ediyor. İkinci amatörden sonra birinci amatör, birinci amatörden sonra da süper bal diye geçiyor. Tabi bu anlattıklarım çok zor ama olabilir mi? Olabilir. Çocuklarımız futbola nereden nasıl başlamalı? Aslında en güzeli, en doğrusu çevrenizde minik bir araştırma yapmanız gerekiyor. Yani bölgenizdeki yürüme mesafesinde olan ya da arabayla yakın mesafede olan bir kulübü, bu kulübün çalışma prensiplerini, antrenman sayılarını, hocalarının kalitesini mutlaka araştırmanız gerekiyor. Bu şekilde bu amatör takımların
şampiyon olma, şampiyonaya gitme, oyuncu yetiştirme, yetiştirdiği oyuncudan önünü açmak gibi niyeti olan kulüplerinizi bulup bu kulüpleri tercih ederek başlamanız gerekiyor. Burada yaşın çok bir önemi yok. 13-14 de olsanız, 15 de olsanız, 15-6 olsanız bu kulüplere gidip görüşebilirsiniz. Bunu da ilk önce araştırma yapıyorsunuz. Bu araştırma yaptıktan sonra bölgenizdeki en iyi amatör takımı bir numaraya yazıyorsunuz. Sonra 2 numaraya diğer takımı yazıyorsunuz. Sonra 3-4-5 olarak listeyi ayarlıyorsunuz. İlk kulübe gittiniz, 1 numaralı kulübe, en başarılı antrenörleri, sizin gelişimine katkı sağlayacak en iyi antrenörleri barındıran, antrenman sayısı fazla olan kulübün niyeti, amacı oyuncu yetiştirmek ve yetiştirdiği oyuncuların da önünü açmak gibi bir niyeti olan kulüpleri çizdikten sonra 1 numaralı kulübe gidiyorsunuz ve antrenmanına çıkıp denemek istediğinizi söylüyorsunuz. Olursa oradan devam ediyorsunuz ama olmazsa sıkıntı değil, ikinci kulübe geliyorsunuz. Bu sizin seviyenizi gösterir. Olmazsa üçüncü kulüp, olmazsa dördüncü kulüp. Bu şekilde olmazsa devam ediyorsunuz. Mutlaka seviyenize uygun başka bir kulüp bulabiliyorsunuz. Tabi sıralama düştükçe bu sizin seviyenizi ortaya çıkartacak. Belki de siz bir Messi, bir Ronaldo değilsinizdir. Sıradan, sabit, her yerde olan, her yerde görülen bir oyuncusunuz belki de. Tabi bu size arkadaşlarınız arasında, halı sahada ya da akrabalar arasında çok iyisin, süpersin demiş olabilirler. Ama gittiğin en iyi, en güzel bir numaralı takım seni kabul etmedi. 2 kabul etmedi, 3 kabul etmedi, 4 etmiyor. 5. sıradaki takım sizi kabul ediyor. Bu da senin seviyenin o takım olduğunu gösteriyor. Bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz, sizlere, arkadaşlarınıza, kardeşlerinize faydalı olacağını düşünüyorsanız mutlaka beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için, yürüyüşümüze eşlik ettiğiniz için ve İbrahim hocamıza da nasıl bağlayacağım? Soruları için. Ve İbrahim hocamıza da soruları için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.